Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükçekmece sahilinde balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Polis ekipleri halının üzerindeki etiket sayesinde şüphelinin adresini tespit etti ve cinayet şüphelisi iki kişi gözaltına alındı. Kan donduran olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Genç kızın katillerini halıdaki etiket ele verdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükçekmece sahilinde kan donduran bir olay yaşanmış ve balıkçılar tarafından halıya sarılı bir kadın cesedi bulunmuştu. Ekipler tarafından incelenen cansız bedenin 4 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren polis, Güler'in cesedinin sarılı olduğu halının üzerinde bir halı yıkamacıya ait etiket gördü etiketteki halı yıkamacıya giden polis halıların alındığı adresi tespit ederek baskın yaptı. Söz konusu adreste yapılan incelemelerde Güler'e ait kan lekeleri tespit edildi ve genç kızın son görüştüğü üç şüpheliden ikisi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu kullanmak suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Bu olarak öldürülen Güler'in cesedini Mimar Sinan Köprüsü'nden atan şüphelilerden birinin de ifadesi ortaya çıktı. Arkadaşım beni aradı. Eve gittiğimizde kız ölmüştü. Cesetten kurtulmak için plan yaptık. Nalbur'dan zincir alıp cesede sardık. Sonra otomobille götürüp köprüden aşağı attık. Genç kız hakkında annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve ablasının da sosyal medya hesabından 4 gündür haber alamıyoruz kayıp diye paylaşım yaptığı da belirlendi.